Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dinçer. Bugün bu kucağımda gördüğünüz minik çocukla birlikte sizlere yavru köpeklerde çekiştirme oyunu nasıl oynanmalı ve oyun oynarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bununla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi öncesinde çocuğu yere bırakıyorum. Zaten gördüğünüz gibi oyuncağı isteği var. Bakın, birincisi dikkat etmemiz gereken oyun oynarken oyuncak seçimi. Yani köpeğin ısırabileceği, böyle sevebileceği, gördüğünüz gibi yumuşak, onun canını acıtmayacak, dişlerini acıtmayacak materyaller seçmemiz çok önemli. Şu şekilde ipli toplar olabilir. Av dürtüsünü desteklemek için şu şekilde yere koyduğumuzda, bakın, gel. Bunu kovalamasını sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bunun yanı sıra da bite'larımız var, klasik bite'lar. Şu şekilde yumuşak olanlar var. Yavrular için olan böyle daha ince olanlar var. Ve aynı zamanda biraz daha sert materyallerde olanlar var. Şimdi ilk olarak ısırması için köpeği teşvik edeceğiz. Yani şunları şöyle bir kenara bırakıyorum. İlk olarak oyuncağı şu şekilde yere koyuyorum ve sağ sol yapmaya başlıyorum. Bakın, avını kovalıyor, oyuncağı kovalıyor ve bir noktada oyuncağı yavaşlatıyorum ve ısırmasına fırsat tanıyorum. Bakın, şu anda ısırdı. Kesinlikle yapmamamız gerekenler arasında oyuncağı böyle büyük bir köpekle, yetişkin bir köpekle oynuyormuşçasına sert sağ sol yapmamamız gerekiyor. Bakın, çok ufak böyle iki parmağımla tutuyorum ve minik minik sağ sol yapıyorum. Şimdi güzel ısırdığı için hemen clicker'la doğruladım ve ödüllendiriyorum. Aferin sana. Oyuncağı sağ sol yapmaya devam ediyorum. Bakın, ara ara elime de atlıyor. Elime atlasa da kesinlikle tepki vermiyorum. Yani canımın acıdığını belli etmiyorum. Eğer o noktada sert bir ses tonu çıkartırsak, yani ne yapıyorsun, neden böyle yapıyorsun vesaire dersek, köpek oyuncağı bırakacaktır. Bakın, şu anda güzel ısırıyor. Tekrardan ısırıyor ve clicker'la doğruladım. Ödüllendiriyorum. Yani köpekle oyun oynamanın temelini atıyorum şu anda. Bakın, tekrardan, hatta biraz eğilebiliriz. Bakın, onunla aynı seviyeye gelirsem köpek için daha iyi olacak. Şu anda güzel ısırıyor. Tekrardan avı sallandırıyorum ve ısırdığında, bakın, güzel ısırıyor. Biraz sağ sol yapıyorum. Şu anda anlatım yaptığım için çok fazla köpekle konuşamıyorum. Ama normalde mutlaka "aferin kızım, bravo, süpersin" gibi güzel ses tonu çıkartıp köpeği motive etmemiz gerekiyor. Tekrardan ödülünü aldı. Bakın, şimdi buna bir komut eklememiz gerekiyor. Yani şu şekilde oyuncağı tutacağım ve buna bir komut vereceğim. Ben genellikle çek kullanıyorum. Bakın, burada gel. Gel. Neredesin? Gel kızım. Gel. Bakın. Lucky. Çek. Bakın. Çek. Aferin sana. Çek. Haydi gel. Aferin kızıma. Çek. Bravo. Çek. Evet, süpersin. Tekrardan clicker'la doğruladım ve hemen arkasından ödülünü veriyorum. Bunu kayışla da yapabiliriz. Yani bir ucuna kayış da bağlayabiliriz. Bakın şimdi. Şu şekilde. Mikrofon değil, gel. Bakın, böyle şeyler çok olası. Bu tarz durumlarda tepkisiz kalmamız çok önemli. Yani köpek yanlış bir şeyi ısırsa da biz o noktada köpeğe kızar, "hey, ne yapıyorsun, neden böyle yapıyorsun" vesaire dersek, köpeğin ısırmaya karşı isteği kırılacaktır. İlerleyen zamanlarda da "köpeğim neden ısırmıyor, neden korkuyor" gibi söylemlerle karşılaşmamız çok olası. Bakın, oyuncağı sabit tutuyorum bırakması için. Yani kayışı sabit tutuyorum, pardon. Bekliyorum. Biz eğer avı sallamazsak, yani av dürtüsünü desteklemezsek, köpek bir zaman sonrasında sıkılıp ondan vazgeçecek. Bakın. Şu şekilde kayışı yere bırakıyorum. Sabitledim. Bekliyorum. Kesinlikle çekiştirmiyorum. Sabit kaldım. Evet. Şimdi bıraktığına göre tekrardan devam edebiliriz. Bakın. Evet. Yakalamasına tekrardan izin veriyorum. Aferin kızım. Süpersin. Patilerini kullandığında çok ödüllendirmiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda
frisbee veya başka bir oyun oynadığında eğer bu şekilde patilerini kullanırsa iyi bir frisbee oynayıcısı olamaz. Bakın tekrardan oyuncağı gösterdim. Evet. Oo, bravo kızım. Bravo. Hemen clicker'la doğruladım. Ve hemen ödüllendiriyorum. Tekrar. Haydi. Aferin. Aferin. Bravo. Genellikle biz bu kayış olayını, yani kayış takıp da oynatma olayını biraz daha çekinik köpeklerde kullanırız. Yani oyuncağı şu şekilde tuttuğumuzda köpek ısırmak istemiyorsa, eğer kayışla birlikte oynatırsak köpek daha rahat hissedeceği için ısırmak isteyebiliyor. Aklınızda bulunsun. Eğer köpeğiniz oyuncağı şu şekilde tuttuğunuzda ısırmak istemiyorsa mutlaka kayış takıp da denemenizi tavsiye ederim. Evet. Kayış kaldıralım şimdi. Onun yerine diğer oyuncakla devam edelim ve sürekli oyuncağı değiştirmenizi öneririm arkadaşlar. Yani sabit bir oyuncak kullanmak yerine mutlaka oyuncağı böyle ara ara değiştirip onunla oyunu farklı oyuncaklarla devam ettirmeniz ilerleyen zamanlar için iyi olacaktır. Bakın tekrardan clicker'la doğruladım. Ödüllendiriyorum. Aferin sana. Bakın şimdi bekletiyorum. Oyuncağı gösterdim. Çek. Aferin kızıma. Bravo. Evet, oyuncağı tekrardan hareketlendirdim. Şu anda güzel ısırıyor. Aferin. Yakala. Evet. Çek çek çek. Bravo. Süpersin. Çok ufak çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önceki peliştaki gibi çok iyi ısırmıyor. O yüzden bizim daha yavaş çekişler yapmamız lazım. Yani köpeğe biraz daha tolerans göstermemiz gerekiyor bu noktada. Bakın ilgisi çok çabuk dağılıyor. Hemen dış uyaranlara karşı tepki gösterebiliyor. Aynı zamanda da yavru olduğu için tanımak istiyor. Yani oyun süresini de çok uzatmamamız gerekiyor. Şu anda videodan kaynaklı biraz uzamaya başladı. Gel, haydi. Gel, 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 gel. Haydi. Gel kızım. Evet. Evet, şimdi ipli topla oynatmaya başladık. Bakın. Hop. Isırmasına fırsat tanıyorum. Evet. Isırdıktan sonra aferin. Bravo kızım. Süpersin. Haydi gel gel gel. Aferin. Bakın ara ara montuma gidiyor. Oyuncağı ısırdığında aferin. Montumu vesaire farklı bir şey ısırdığında tepkisiz kalıyorum. Aferin. Gel 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 gel. Gel Lucky. Gel 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 gel. Haydi kızım. Gel gel gel. Evet. Aferin sana. Süpersin. Tekrardan bakın sabit tuttum. Haydi çek 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 çek. Lucky çek çek çek. Lucky haydi. Evet. Evet süpersin. Bravo. Bravo. Bakın çok ufak böyle manevralarla sağ sol yapıyorum. Yani onun aslında oynamasını teşvik ediyorum. Bakın. Tekrar aferin. Aferin ve en önemli noktalardan birisi oyunu sürekli bizim kazanmamamız gerekiyor. Yani bakın şu anda güzel ısırıyor. Güzel ısırdığı bir noktada sanki o kendi böyle ısırıp da elimizden almışçasına çok hafif bir şekilde bırakmalıyız. Bakın. Gel 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 gel. Lucky gel gel gel. Haydi gel. Çağırıyorum şu anda. Bakalım getirecek mi? Gel haydi getir getir getir. Haydi gel 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 gel. Aferin sana. Bravo. Süpersin. İlk zamanlarda eğer bu şekilde atılmayan oyuncaklarla, yani ipli top olabilir, baytlar olabilir, peliş oyuncaklar olabilir, bunları atmaz elimizde tutarsak köpek bir zaman sonrasında çekiştirmeden keyif aldığı için herhangi bir oyuncağı veya işte bir dal parçası olabilir, bunları alıp da bize getirecektir. Yani aynı zamanda getirin altyapısını da atmış oluyoruz şu anda. Bakın şimdi su içiyor. Tekrardan çağıracağım. Gel 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 gel. Aferin. Bu şekilde atlamalı, zıplamalı ve çok koşmalı oyunlar oynarken köpeğinizin çok fazla mama yiyip su içmemesine dikkat edin. Eğer çok fazla mama yer ve su içerse büyük ihtimalle kusacaktır. Bakın çok güzel ısırıyor. Aferin. Okey. Clicker'la doğruladım. Tekrardan ödüllendiriyorum. Bakın yanıma aldım. Elimi kaldırdım. Elim kanıyor. Diğer elimle devam edeyim. Bakın. Tekrardan aferin sana.
Bravo kızım. Clicker'la doğruladım. Hemen ödülünü veriyorum. Al bakalım. Evet. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Fark ettiyseniz yavru bir köpekle oyun oynarken yetişkinmiş gibi düşünmemek gerekiyor. Yani yavru olduğunu unutmayacağız ve mutlaka köpeğe tolerans gösteririz. Yani yetişkin bir köpekle belki daha fazla çekiştirme yapabiliriz. Yani daha sert çekişler yapabiliriz. Fakat yavru köpekte köpeği kırmamak, yani ona tolerans tanımak, işte sanki çok güçlü çekiyormuşçasına onu motive etmek, bunlar çok önemlidir. Bu videodaki gibi köpeğinizle oyun oynarsanız hem ilişkiniz daha güçlü olacaktır, iletişiminiz daha güçlü olacaktır, hem de bu şekilde keyifli bir oyun haline gelecektir arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Aferin sana.